Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Silahtar köyünde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Arzanız Kalesi'nin hemen önündeyiz efendim. Yüzyıllar önce yapılmış ve gözetleme, güvenlik kulesi olarak kullanılmış. İşte hemen arkamda görüyorsunuz daha da fazla. Tabii araziden dolayı kaleye yaklaşamadık. Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen aynı haşmetiyle dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Suyunu ta Üçpınarlı bir yerden, dereden şuradan alıp kaleye tepesine çıkartmışlar. Üç tane sernici var kazanın deposu. Orada top deliği var. Orada bir de hatta delik var. Deliği doldurmuşlar. Oradan ta ırmağa inerlermiş. Yani güvenliği sağlamak için kaleden ırmağa kadar bir yol yapılmış. Irmağa kadar yol yapılmış. Oradan suyu alırlar çıkarlarmış ama şimdi doldu. Öylesine duruyor. Su senişleri belli. Su senişleri de halen duruyor. Peki ne zaman yapılmış? Ne kadar süredir kullanılıyor? Bu ta Selçuklulardan önceye ait. Efendim şu anda bulunduğumuz noktada Silahtar köyünün geçmiş yıllarda su ihtiyacını karşılayan bir yer. Hikayesini yine Mehmet amcadan dinleyeceğiz. Mehmet amca neredeyiz? Demirli Çeşmesi'ndeyim. Demirli Çeşmesi. Demirli Çeşmesi. Burası kemerli bir çeşme ama adı Demirli. Neden? Demirli. Daha önceden bu oluğa kurdukları için, olukta demir olduğu için Demirli demişler. Demirli diye oradan gelir adı. O kemeri de 44'te yapmışlar. Kemer de o zamanından yapılır. Ama buranın ismi bu oluk demir olduğu için demirden geliyor. Suyu nasıl, lezzetli mi? Bilmiyorum, dene bakalım. Hadi bakalım. Evet efendim, biz de Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Silahtar köyünün meşhur Demirli Çeşmesi'ndeki suyun tadına bakacağız. Vallahi Mehmet amca suyu içti. O kadar kana kana içti ki inanın biz de bu su o kadar lezzetli bir su olduğunu Mehmet amcanın içişinden anladık. Sizler için tadıyorum efendim. Efendim gerçekten buz gibi gürül gürül doğal kaynaktan gelen bu su oldukça lezzetli. Eğer yolunuz Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Silahtar köyüne düşerse mutlaka ama mutlaka bu Demirli Çeşmesi'nden bir bardak da olsa su için. Evet Burhan abi, şu anda neredeyiz? Şu anda köyün seten dediğimiz bulgur, sumak seten dediğimiz yerdeyiz. Setenliyoruz. Setenlemek ne demek? Ben bilmiyorum. Setenlemek derken bulguru yüzünde yaprağı şeyleri, pullarını çıkartıyor. Bulgur yapıyorlar. Bulguru kaynatırlar. Bundan sonra kuruturlar. Geri burada setenlerler. Bir tane türkü var. Aman bulguru kaynatırlar. Oradan mı geliyor? Oradan geliyor. Bak Mehmet amca arkada söylüyor. Bu ikinci şeyde bizim köyün geçim kaynağı sumak var. Sumak. Silahtar köyünün başlıca geçim kaynağı sumak. Sumak. Üzüm, sumak. Sumak hiçbir şey yapmadan daha da doğal yetişen bir bitkidir. Sumağı toplar getirir vatandaş, taneye çırpar, tane haline getirir, getirir burada setenler. Ondan sonra buraya eğer, buraya döker. Döker. Peki buraya dökülen sumak ne oluyor? Bunu döndürüyoruz değil mi? Dönecek. Hayvanla bura dönecek. Böyle. Bu şekilde böyle dönüyor. Hayvan bunu normalde hiç durmadan. Normalde burada bir hayvan oluyor, eşek evet. Oluyor. Aman. Vallahi sonra bize geri geliyor, zormuş bunu döndürmek. Ondan sonra sumağı setenledikten sonra elenir. Elendikten sonra tavlanma derler. Tavlarlar. Güzel kuruttuktan sonra götürür toptancısına, perakente. Ben perakente satıyorum. Satışa çünkü hazır oluyor. Organik üretim yapıyoruz. Zaten iki kişi var organik üzüm üreten. Ve sumak, ondan sonra kekik filan şey diyoruz. O da bir bizim bacanağının ben varım. Maşallah çok hızlısınız. Ne yapalım başka? Bunun adını bir daha tekrarlayalım. Silahtar köyünün başlıca geçim kaynağı setencilik.
bu da seten. Seten. Burada setencilik yapılıyor. Evet, seten bulguru, sumağı setenle... Şuraya hayvanı bağlıyorsunuz. Bağlıyor, şuraya hayvan döner. Bu da eziliyor, eziliyor. Tabii şu an kış sonra olduğu için bu halde, yani kışa doğru geldiğimiz için. Burada 25-30 gün önce burada bir sürü sumak setenleyen olur. Kayseri'de doğal güzellik dendiği zaman akla gelen ilklerden bir tanesi tabii ki Felahiye bölgesinin de ortasından geçip bir gerdanlık gibi gerdanına taktığı Kızılırmak hemen arkamızda duruyor. Muhteşem bir doğal güzellik Burhan abi. Neler söylemek istersin? Bu Kızılırmak eskiden beri bizim buradan Sivas'tan çıkıyor. Bizim buradan geçiyor. Ama Kızılırmak'a biz bakarız, o oradan akar. Bize bir faydası yok. Çünkü bura meyil olduğundan, vadi meyil olduğundan pek faydası olmuyordu. Eskiden iki bağlarımız vardı yol ırmağın kıyılarında. Onu da baraj gelince oraya verdik. Şimdi güzelce bakıyoruz. Yalnızca sizin köyünüz için bir doğal güzellik doğal, oluyor ama gerçekten şey, muhteşem akıyor yani Kızılırmak. Çok güzel, çok güzel. Eskiden daha çok akardı. Bu zamanlar bahara doğru coşardı ki sesinden köyde yatarken sesinden durulmaz. Böyle oturup uzaklara dalıp hiç Kızılırmak'ı izlediğin oldu mu gençken? Çok, hala gençsin de yani. Çok haliyle köyde yaşanda, köyde durumda o şeye bakmaz mısın? Coştu muydu? Adamın içerisi korku, yanına yanaşma şeyi çok tehlikeydi o zaman. Şimdi o kadar kalmadı tabii baraj olduktan sonra. Baraj da çekildi. Sular da daha yeni yeni gelmeye başlamış. Ama yine de bir tablo gibi arkamızda duruyor. Tabii. Bizim bura havası, şeyi çok güzel. Muhteşem temiz bir hava. Peki ilgi nasıl? Dışarıdan vatandaşlar Silahdar'a gelip, Felahiye bölgesine gelip bu doğal güzelliklerin tadını çıkartıyorlar. Ben çok arkadaşlarına, memurlarına neyle geldik gittik. Burada şey üzerine çok güzel gördüler. Burada sertifikasyon şirketi geldi Yalova'dan. Burada 1001 çeşit ot çeşidi buldular. Çok güzel şeyler ama kendi köylümüz yaşadığı yeri tabii şey görmüyor. Ya bayır diyor aman şöyle ama ben çok muazzam buluyorum. Geçim kaynaklarında sumaktan bahsettiniz. Kuş burnu görüyoruz yer yer. Gelin onlara da bakalım isterseniz. Tabii buyurun. Buyurun. Siz önden buyurun, rehber sizsiniz. Evet Burhan abi, sumakları topladık. Epey de zor oldu ama bir sumak ağacının da başındayız. Köyünüzün geçim kaynağı sumak. Geçim kaynağı bu. Bakın bunu şu şekilde sıyrılır. Bunun şu yüzünde ya pulu ezilir. Onu da eler. Satışır. Peki nasıl sumağın müşterisi, rağbeti iyi mi? Toptancısı var. Çok muazzam satışı oluyor. Ne iyi geliyor ki bu sumak? Sumak mantılara güzel gelir. Salatya, çorbaya. Kebap diyor arkadan Mehmet. Kebaba da iyi olur. Eşki, neye eşki kullanıyorsan hepsine daha muazzam olur. Sumak diyelim ve topraklarınızın, köyünüzün verimli topraklarından yetişen evet, sumaklar. Bir de kuş burnunuz var herhalde. Kuş burnu var. Ondan sonra üzüm. Esas şeyimiz üzüm. Zilifter üzümü diye geçer. Zaten üzüm yetti miydi zilifterliyik, üzüm bitti miydi silahdallıyık. Ha, üzüm olunca zilifterliyik yayıldı. Üzüm bitti mi de silahdallı olursunuz. Silahdallıyık dedik ondan sonra. O zaman şu an üzüm bitti mi? Üzüm bitti. Şu an silahdarlı. Silahdarlıyız. Yazın? Yazın üzüm yetti miydi? Zilifler üzümü diyeceğiniriz de. Şimdi Yozgat tarafında satarız. Yozgat tarafında zilifler üzümü dedi miydi? Tamam. Zilifler'in üzümü her yerde meşhurdur bu çevrede. Güzel de üzümümüz olur. İnce kabuk, yuvarlak. Yazın, yazın gelelim bir de üzümünüzü yiyelim. İnşallah, inşallah. Şimdi Kızılırmak'a diyorsun herhalde. Kızılırmak'ta tam ne bileyim şöyle dikine 200 metre aşağıda seyret. Balkona otur. Buna da var mı bir türkü? Oba yola çıkınca geçti durnalar, sunan gelin olmuş elin gınalar. Arkadan ağlaşır garibanalar, Kızılırmak aldı aldı gelini, çeyresi oyalı telli gelini. Sunan suya düştü kuzgun dolaşır, anası babası ağlar meleşir.
Al duvarı da kancalara dolaşır. Kızıldırma aldı allı gelini. Çevresi oyalı telli gelini. Maşallah maşallah. Her şeye bir türkün, bir şiirin, bir manin hemen oluyor. Şu bastonu şöyle arkaya dayadın mı zaten bu demek ki türkü söyleyecek. Bak Ömer gel şu pozisyonu bir çekelim abi. Bu dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Şöyle yandan çek abi. Yandan çek. 76 yaşında, 77 yaşında Mehmet amca işte böyle bastonuyla dimdik ayakta durmaya devam ediyor efendim. Silahdar Köyü'nün herhalde en renkli ve en genç, en dinamik ismiyle beraberiz. Şöyle bastonu da al abi aşağıya doğru. Evet. İşte Mehmet amca ve meşhur bastonu. Efendim yanımızda Mehmet amcamız var. Kendisi bu köyün artık en eskilerinden diyebiliriz. Böyle genç ve sağlıklı durduğuna bakmayın. Yaşı 70'in üstünde koca bir çınar gibi hala dimdik ayakta. Şu an bulunduğumuz yerde Silahdar Köyü'nün ilk yerleşim yeri. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz kaya, iki kayanın ortasına bir ev yapılmış. Köye ilk gelen vatandaş bu iki kayanın oyuna yerleşmiş ve yıllar sonra da Silahdar Köyü burada tüm haşmetiyle durmaya devam ediyor. Mehmet amca şuranın hikayesini bir daha izleyicilerimiz için anlatır mısın? Buranın adı eski Silahdar Zilifter'den bir adamın dört tane oğlu varmış, kapkaç varmış, birini askere almışlar. Ondan sonra öbür uşaklarını aldığıyla buraya kaçmış ki bulamasınlar diye. Oradan buraya gelmiş. Bu dediğin kaç sene evvel? Aşağı yukarı 400 sene evvel. Yani Osmanlı Devleti'nin bu topraklarda hüküm sürdüğü yıllarda değil mi? Evet evet. Buraya gelmiş, burada yerleşmiş. Su ihtiyacında şu karşıda çeşme su var. Oraya da demirli derler. Oradan karşılarmış. Peki buraya gelmiş bu kayanın oyuna yerleşmiş. Sonra? O elinde bir tek silahı var, av tüfeği varmış ya. Onundan geldiği için buraya silahdar denilmiş. Yani köyün adı buraya ilk yerleşen adamın bir av tüfeği olduğu hikayesinden mi geliyor? Evet, oradan geliyor silahdar buraya. Buranın ismine. Sonra buraya yerleşiyor, kayaların ortasına evini kuruyor. Sonra da yaşamaya başlıyor. Yaşamaya başlıyor. Şu buranın çoğunu da bir kısmı Yozgat'ın Çayralan'dan gelme buraya. Onlara da iki kardeşmiş. Birine deveci, birine çilmıstık derlermiş. Ondan öte yanına bir kısmı da Adana'dan Yozgat'ın yine Boğazlıya'nın bir köyüne gelme. Oradan da adam buraya imam olarak bu camiye geliyor. Arkamızda görmüş olduğumuz cami. Camiye geliyor. O kabileye de imam gil derler. Yani Çilmıstık, Deveci ve İmamgil kabilesi burada yaşamaya başlıyor. Yaşamış bir kısmı da yukarıda şeyden gelme. Daşan denen bir yer var Kayseri'de ya. Evet. Kabilenin biri de oradan gelme buraya. Bastonu şimdi kafama indireceğim. Vurmam acırım sana. Bastonu kafama indireceğim. Yok acırım vurmam sana. Oradan gelme. Biri de oradan gelme. Biri, yani burası toplama bir köy. Toplama köy. Biri de Kayseri'den gelme. Onları da Nuh Nacil derler. Nuh Nacil. Mıhçı. Onlar da oradan gelme. Bu köyün kuruluşu böyledir. Maşallah 6-7 farklı kabile gelmiş, yerleşmiş. Evet. Burada şu anda peki kaç hane var? Şu anda buralarda 50 hane anca var yani. O da Edibüdü. Edibüdü. Kayseri'ye kaç kilometre uzaklıktayız biz? Buradan da aşağı yukarı 70 kilometre uzaktır. 70 kilometre. Peki Silahdar'a gelmek, gezmek isteyen, bu temiz havayı tatmak, solumak isteyen vatandaşlar nasıl gelebilir buraya? Vasıtası varsa gelebilir, yoksa gelemez. Yoksa kötü işi değil mi? Evet. Ama yollar güzel. Yollar güzel. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Doğal güzellikleri ve muhteşem manzarasıyla bizleri kendisine hayran bırakan Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Silahdar Köyü'nden seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.